oba çadırları, ciritten okçuluğa geleneksel Türk sporlarının bütün örnekleri. Hepsinin adresi Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Bitlis'in Ahlat ilçesi olacak. Aslında hemen hemen hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Çok bir ciddi sıkıntımız kalmadı. Okçular Vakfımızın gayretleriyle buradaki alanımızı, obamızı ve aynı zamanda etno spor alanlarımızın tamamını fiilen gerçekleştirmiş olduk. Büyük Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlama etkinliklerine Bitlis'in Ahlat ilçesi de ev sahipliği yapacak burada. Çalışmalar %90 oranında tamamlanmış durumda. Her şey bittiğinde burası dönemin bütün detaylarını içinde barındıran dört dörtlük bir oba haline gelecek. Bu detaylar oba alanımız var. Atlı okçuluk, kökbörü, cirit, halk at binme alanları, halk talimhaneleri, ok talimhaneleri. Ok savaşımız var, archer tek. Ondan sonra çocuk oyun alanlarımız, park. Etnospor alanı, mangala, mas güreşi, eskiye dair. Yani bunun gibi daha birçok şey. Kutlamalar için 125 bin metrekarelik alan ayrıldı. Çevre düzenlemesi tamamlanmak üzere. Ahlat'taki kutlamalarında dikkat çeken en önemli yapılardan biri de büyük han çadırı. Kırgız geleneklerine göre kurulan bu çadır için Kırgızistan'dan 5 kişilik özel bir ekip geldi ve hummalı bir çalışmayla bu çadırı tören gününe yetiştirmeye çalışıyorlar. Bu çadırın özellikleri kışın sıcak tutması, yazın serin tutması. Onun da nedeni mesela keçe olması, yani koyunun yününe yapılması. Ayrıca burada bu gördüğünüz dairede burada hiçbir şekilde hiçbir yerde çivi, ondan sonra matka, ondan sonra başka bir şey kullanmıyoruz yani. Ahlat'taki kutlamalar 23 Ağustos'ta başlayacak.